Günümüzde dünyada motor gücüyle çalışan birçok araç gücünü benzin veya mazot gibi yakıtlardan almaktadır. Bu yakıtlar yer altından çıkarılan ham petrolden elde edilmektedir ve petrol bugün dünya ekonomisinin en temel parçalarından birini oluşturmaktadır. Bununla birlikte yer altında bulunan petrol miktarı hızla azalırken dünyanın petrol ihtiyacı giderek artmaktadır. İşte bu yüzden petrol değerli bir maddedir ve kara altın olarak adlandırılır. Aslında petrol insanlar için her zaman değerli bir madde değildi. Petrol bir zamanlar hayvanların su içtiği kaynaklara ya da tuzu su çıkarmak için açılan kuyulara sızdığı için insanlar tarafından istenmeyen bir madde olarak görülürdü. Petrol ilk olarak 4. yüzyılda Çin'de ısınma ve aydınlanma amacıyla kullanılmıştır. 19. yüzyılın ortalarına kadar ham petrol doğal olarak yüzeye sızdığı yerlerde oluşturduğu birikintilerden toplanırdı. Petrol sanayinin gelişmesi, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte günümüze yakın bir zamanda değer kazanmıştır. Ülkelerin gelişmesi ve gücüne güç katması için petrole ihtiyacı olduğunu fark etmelerinden beri uğruna savaşılacak en değerli maddelerden biri haline gelmiştir. Peki petrol nasıl oluşur? Petrol denizde yaşayan bitkilerin ve hayvanların çürümesiyle oluşan bir mineral yağdır. Hayvan ve bitki kalıntılarının çürümesinin ardından belirli bir yoğunlukta ve kalınlıkta tabakalar halinde milyonlarca yıl boyunca kaldıktan sonra bu tabaka içerisinde yalnızca mineral yağlar kalır. Ağır çamur ve kaya tabakalarının altında milyonlarca yıl boyunca kalan bu bitki ve hayvan kalıntıları zamanla petrole dönüşür. Anlaşılacağı gibi günümüzün olmazsa olmazlarından kara altın petrolün oluşması çok uzun zaman gerektirmektedir. Peki petrol nasıl değerli bir madde haline geldi? 1850'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde A.C. Ferris ve onun ardından S.M. Kier petrolün lamba yağı olarak kullanılmasına yönelik çalışmalar yaptı. Daha sonra New Yorklu iki avukat George Bissell ve Jonathan Evelet, Pensilvanya'da bir petrol arama şirketi kurdu. Ardından emekli bir demiryolu müteahhiti olan Edwin L. Drake'yi Pensilvanya'daki küçük Tisvilla kasabası yakınlarında petrol kuyusu aramakla görevlendirdiler. Drake, 27 Ağustos 1859'da 21 metre derinde petrole rastladı. Çok geçmeden günde 8 varil petrol çıkarmaya başladı. Çıkardığı petrol miktarı kısa sürede artarak günde 20 varile kadar yükseldi. Petrol çıkarmak o devirde birçok işe göre güvenilir bir işti. Ayrıca petrol ucuz lamba yağı kaynağı olarak kullanılabildiği için hazır bir pazar oldu. Sonrasında petrolün önemi her geçen gün artmış ve bir nevi petrol çılgınlığının başlangıcı olmuştur. 1861 yılında ise Mir Zoyev adında bir iş adamı Azerbaycan Bakü'de ilk petrol rafinerisini kurmuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru petrolle çalışan motorun bulunmasıyla birlikte petrolün önemi ikiye katlanmıştır. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada petrolün önemi daha da artmıştır. Otomobil ve diğer motorlu taşıtların yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte petrol ihtiyacı da her geçen gün artmıştır. Böylece dünyada dev petrol şirketleri kurulmuştur. Aradan geçen zamanda petrolün yerini tam olarak alabilecek alternatif bir madde henüz bulunamamıştır ve petrol halen önemini korumaktadır. Yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenerek ve yorum yaparak görüş ve düşüncelerinizi bildirebilir, kanalıma destek olabilirsiniz. Vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder, bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere, hoşça kalın.